Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Saat 3.30'a geldi. Cumartesi pazarına ineceğim. Haberlere bakıyoruz. Dün akşamdan beri Antalya'daki bu teleferik kazasını duymuşsunuzdur zaten. Hala çalışmalar devam ediyor. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim daha beterinden korusun. Bir tane kayıp vardı, yaralılar da vardı ama halen daha bu saat oldu. Dün kaçtan beri çalışmalar sürüyor. Buradan tekrardan geçmişler olsun. Sosyal medyada o kadar çok video var ki bununla alakalı. Hatta kendilerini çekenler de vardı. Neyse, diyelim Rabbim beterinden korusun diyelim. Ben şimdi pazara gidiyorum. Saat 3.30 geçti. İşim bitince Rıza'yı arayacağım. Beni almaya gelecekler. Aslında böyle insem mi inmesem mi bu saate kadar şey yaptım ama Elif dedim git yine domates, salatalık her türlü yeniliyor. Bir iki bir şey al gel dedim. Öyle bakalım. Hazırlandım. Gidiyorum. Evet. Güzel havada Elif ne yapar? Tabii ki yürümeye iner. Alıştınız artık bu yola siz de. Soğuk su tarafından böyle müftülük diyorlar buraya. Buradan yürüme zaten direkt pazar yerine iniyor. 10 dakikada da iniyorum. Niye dedim dolmuşa bineyim? Allah mis gibi. Kulaklığı da taktım. Cem Belevi'yi açtım. Cem Belevi'nin bir şarkısı var. Ona sardım bu ara. Bir de Serdar Ortaç'ın adı üstünde. Ay bu ikisine taktım deminden beri onları dinliyorum. Gidiyorum canlar. Kalabalık kız trafiğe bakın. Nereden geliyorsunuz? Ha, gidiyorlar bunlar. İstanbul'a mı? Hadi güle güle gidin. Bir dahaki bayram güle güle gidin, güle güle gelin. Haydi. Önce çarşı tarafına geldim. Buradan kahve alacağım. Kahvemi aldım, mis gibi latte. O kadar güzel kokuyor ki. Buranınki güzel oluyor zaten. Şimdi sahilde bir kahve keyfi. Herkes sahile akın etmiş he valla. Her yer çok kalabalık. Aşağıya mı insem dedim. Yer yok bir tane bile. Kız oturacak yer yok ya. Ay dolu, hep dolu. Bakalım ileri de var mı? Burası boşalıyor. Oraya yetişmem lazım. Hadi bakalım Elif. Ay vallahi iyi geldi biliyor musunuz? Kahve de çok iyi gitti. Oturdum buraya biraz ama pazara geçeceğim birazdan. Çok da oyalanmamam lazım. Elif saati 5.30 yaptı gezmekten. Pazara yeni gidiyor. Neyse pazarın sonuna yetiştim herhalde. Yetişirim yani. Aşırı bir şey almayacağım da. Azıcık dolaştım. Şu giyim pazarına gireyim de babet çorabı alacağım. Azra ile bize babet çorabı dayanmıyor. O da çok kullanıyor. Ben de. Benim çorapçı hemen şurada zaten. Eve geldik arkadaşlar. Pazar çok kurulmamıştı. Pazar yerinde hiç çekmedim. Çoğu tezgah yoktu. Yani bulabildiklerimi aldım ben de. Kabak aldım biraz. Patlıcan aldım. Marullar çok güzeldi. Şöyle bir bağ marul aldım. Salatalık aldım 2 kilo kadar. Domatesi paşalardan aldım. Domates bulamadım pazarda. Mantar aldım, ekmeğimizi aldık, kaşarla soda aldı Rıza. Geldik yani. Diyorum ya pazar çok kurulmamıştı. Ben şimdi yemek, böyle bir şeyler hazırlayacağım. Çay yanı yapacağız bugün. Taze ekmeğimiz de var. Dünden aslında köfte de var ama bakalım yani başka bir şeyler yaparız. Karnımızı bir doyuralım bakalım. Pazar gününden selamlar arkadaşlar. Kahvaltılar yapıldı. Buraları temizledim. Makine de çalışıyor. Her yeri toparladık. Şimdi bir kahve yapıyorum kendime. Kızlar odadalar. Biraz okuma yaptırıyor. Azra duruyor ama bir cırlaş bağırış var yine. Ne oldu? 2 dakika okudular işte. Birazdan sesler yükselir yine. Neyse onlar cırlaş bağırış bir şeyler yaparken şurada bir kahve içeyim de ondan sonra yine bir iki işim var.
Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek diye saati 4 yaptık. Son izin günü herkesin. Kimisi işe gidecek, kimisi okula gidecek. Bir karar verip bir evden çıkamadık. Hani bugün dolaşalım, hava güzel dedik. Bir türlü karara varamadık. Neyse dedik, akşamüstü çıkarız. O yüzden yine hepimiz evdeyiz. Günlük iş güç bitti. Bulaşık makinesi çalışıyor. Çamaşırlarım var, katlanacak, beni bekliyor. Sadece onlar var işte. Şimdi ne yaptık? Biz bir ikindi çayı yaptık. Çayla bir şeyler atıştıralım da şöyle 5'ten sonra falan işte 6 gibi falan çıkarız dedik. Bir dolaşırız, çocuklarla hava alır geliriz diye düşündük. Aslında niyetim katmer yapmaktı. Da şimdi artık geç oldu. Bugün ona niyetim vardı. Hani böyle çocuklarla yerler dedim. Bayağıdır yapmamıştım. Öyle valla. Yarın hayat kaldığı yerden devam edecek. Ay ay. Sıkıldık bugün. Bilmiyorum. Saati 8 yaptık arkadaşlar. Dışarıdan yeni geldik. Fener'e gittik. Kozlu'ya gittik. Yani dünya yer dolandık. Hem arabayla hem yürüdük. O kadar kalabalık ki. Aynı yerleri bir daha çekmeyeyim dedim. Geçen günkü videoda da vardı çünkü. Çekmedim yani. İyi dolandık. Havamızı aldık geldik. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çubuk makarna. Kızların da isteği üzerine bir makarna partisi. Ben bu yemek falan yapmadım dediğim gibi. Ne diyeceğim? Bunlar salçalı diyor. Ben diyorum ki tereyağlı yapalım. Bunlar bol salçalı soslu diyor. Biz Rıza'yla tereyağlı istiyoruz. Bakalım. Bu kaynasın. Makarnamız pişti. Şöyle izlenikte çay yaptım. Ay, kapatamadım bir an. İşte sizin istediğiniz gibi yapacağım mecbur. Ne yapayım? Hep size uyuyoruz. Evet, hem salçalı hem şöyle azıcık yanmış tereyağlı. Canım böyle tereyağlı istedi. Bu da benim zaten son karbonhidrat alışım. Buradan duyurulur. Yarından itibaren sıfır karbonhidrat canlar. O yüzden makarnayla altın vuruş yapayım dedim. İki tencerede yaptım. O kızların, bu Rıza'yla bizim bakalım. Bugün de böyle olsun. İçeceğimiz var. Afiyetle yiyelim. Yenildi, içildi. Çay keyfimizi de yaptık. Şimdi tekrar mutfağa geldim. Önce makinam dolu. Onu yerleştireceğim. Temiz dolu yani. Zaten boş olduğu görülmemiş. Kullandık biraz. Bardak aldık içinden de. Mutfağı akladık, pakladık. Şimdi Neslihan yazdı, kahve içtin mi? Hadi kahve yapalım diye. İyi dedim, hadi kahve içelim. Saat yoksa 10.30 geçti aslında. İçmesem daha iyi de. Bu saatlerde onunla bir kahve saatimiz var bizim.
Survivor açık. Bayramda da hiçbir şey yoktu televizyonda. Diziler zaten yoktu. Ay bu hafta biz bir sıkıldık, bir sıkıldık. Hepimiz de evde. Tamam böyle yine bir iki bir yerlere çıktık, gezdik, hava aldık ama ne bileyim bir uzun geldi anlamadım. Kızlar az önce yattılar. Duşlarını falan aldılar. Ondan sonra banyo tarafını da ben hallettim. Azra şimdi saçını kuruttu. Tekrardan oraya bir makine tuttu yani. Neyse öyle kahve içeceğim. Günü sonlandıracağım artık. Dolu dolu bir bayram olmadı. Birinci günü zaten yine buralardaydık. Gidilecek, gelinecek yerler belliydi. Gittik, gördünüz zaten. Sonrasında da hep dediğim gibi evdeydik. Bugün gittiğim yerleri çekmedim artık. Fener'de yine bir turladık. Yine Kozlu sahile gittik. Artık bir önceki videoda var diye oraları falan hiç göstermedim. Değirmen Ağzı'na gittik. O yani tam böyle denizin kıyısına kadar gittik işte. Bir hava alıp geldik yani. Yapacak bir şey yok burada da. Bir ara dedi ki gündüz Ereğli'ye mi gitsek? Ereğli'nin sahili de bu sel felaketinden sonra orada kötü olmuştu. Yeni yeni yapıyorlar. Neyse o sahile gitmekten de vazgeçtik. Öyle arkadaşlar, sizler neler yaptınız? Nasıl geçti? Memleketlere gittiniz mi? Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Döndünüz mü? Evinize dönmüşsünüzdür. Yarın okul var. Maraton başlıyor. Şimdi Elif bacınız yarın diyete giriyor. Biliyorsunuz Ağustos'ta düğünümüz var. Allah nasip ederse kardeşimin düğününe kadar bir 5 kilo, herkesin de o bir 5 kilo vermesi gerekiyordur kesin. Hani hep deriz ya bir 5 versem yeter falan diye. Gerçekten bana bir 5 versem yeter. 67 kiloyum. 62, 61'de falan tam böyle istediğim gibi oluyorum. Evdeki kotlarım da daha iyi oluyor. Bugün bana Instagram'dan yazanlar oldu. Elifçim pazartesi başlıyor muyuz? Belli bir kişiler var böyle işte. Her yaz geleceği zaman işte Nisan'dır, Mayıs'tır gibi falan bana Instagram'dan yazıyorlar. Elifçim senle başlayalım diye. Onlar kendilerini biliyorlar. Şimdi yarın hem yürüyüş artı aralıklı oruç yapacağız. Aranızda Betül'ü izleyenler vardır. Betül de aralıklı oruçla çok güzel zayıfladı. Betül Yıldırım YouTube kanalı var. Annesi de beni izliyor. Özlem abla buradan öpüyorum. Çok tatlılar ailecek. Betül aralıklı oruçla harika kilo verdi. Anlattığı videolar da var. Bir dönem ben de yaptım. Yapıldığı zaman gerçekten güzel sonuç alıyorsunuz. Mantık iki öğün zaten. 16 saat açlık, 8 saat tokluk süresi var. Zaten YouTube'a ya da Google'a aralıklı oruç beslenme metotları yazdığınızda çıkıyor arkadaşlarım. Sadece saatleri kendiniz belirliyorsunuz. Kendinize bir 16 saatlik açlık aralığı belirliyorsunuz. Onu öyle söyleyeyim. Ben de yine 16-8 yapacağım. Yarın aç karnına başlayabilirsem ya aç karnına yürüyüşe başlayacağım ya da akşamları. Ama akşamları şöyle bir sıkıntı oluyor. Durumun ödev işleri falan oluyor. Ne bileyim diziler oluyor. Yok yemekti, yok çay keyfi, yok mutfak topla falan. Akşam yürüyüşü olmayabilir. Aslında en güzeli okul kapanana kadar herkes okuldayken yani sabah ben yalnızım zaten. Hani okuldan geldikten sonra uyumayacağım. Geri yatmayacağım. Müge Anlı'yı da bırakacağım artık. Yürüyeceksin aç karnına. Geleceksin, güzel kahvaltını yapacaksın. Ondan sonra zaten Duru'nun okul çıkış saati geliyor. Sonra günlük yemeğini yapacaksın, işini gücünü yapacaksın. Akşam yemeğini yiyeceksin, hop kapatacaksın. O düzeni bir oturtmamız lazım ama yürüyüş şart. Ağustos'a kadar, İsmail'in düğününe kadar güzel bir şöyle forma girelim. Benim zaten hep sıkıntımı biliyorsunuz. Üstten asla kilo almıyorum. Üstüm hep XS, S yani belim zaten incecik ben. Hayret ediyorum yani bak o kadar hani kilo aldığım zaman hiç ben belimden kilo almıyorum. Buralarım hiç dolmuyor benim. Yani hep bacaklardan, üst bacak, basen, alttan kilo alıyorum ben. O da beni rahatsız ediyor. Bu sefer bel incecik kalıyor. Bir şey giyiyorsun mesela ben şöyle kısa tişört giymeyi seviyorum biliyorsunuz. Ya alt taraflarım kalın çıkıyor. Ya sevmiyorum o görüntüyü de. Sevenler de var hani yakıştıranlar da var. Elifçim sen iyisin diye söyleyen de çok var ama birazcık daha onun işte yürüyüşle, sporla biraz şeye girmesi lazım. Kendimizi sıkmadan, yormadan benle birlikte olanlar yorumlarda buluşalım. Birbirimizi motive edelim. Şimdi Rabia abla da yürüyüşlere başlayacak. Onunla da konuştuk. Neslihan'la da konuştuk. Ondan sonra Elif başlayacak.
Aa bak, Elif başlıyorsa hepinizin başlaması lazım. Benim kankim zor diyet yapar. Yapınca da güzel yapar yani. İstanbul'daki Elif kankim. Buradan öpüyorum. Elif Alptekin, o da başlayacak. Nuriye'nin gene zamanları geliyor. Baharda, o da ben gibi her bahar girer zaten yakında. Belki o gerçi spora gidiyor, görüyorum onu. Var yani, başlayacak olanlar var. Neyse bakalım. Öpüyorum hepinizi. Yarın yeni haftada, yeni günde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi kahvemi yapayım. Neslihan çoktan içti kahveyi. Kısmetse yine yarın görüşürüz bakalım. Hoşça kalın. Bana yazın her yorumlarda kim başlıyor, kim başlamıyor. Öptüm.